Buzullar ve buzulların oluşturduğu yer şekilleri haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde yaygın olarak bulunur denilmiş. Buzullar kutuplarda ve dağların çok yüksek kesimlerinde etkili olur. Bundan dolayı buzulların yaygın olarak bulunduğu yerler kutuplara yakın yerlerdir. Verilen bölgeler içerisinde baktığımızda kutuplara en yakın yerin bir numaralı bölge olduğunu görüyoruz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıda verilen grafiklerin bulunduğu merkezlerin hangisinde buzulların oluşturduğu yer şekillerinin daha fazla olması beklenir denilmiş. Sıcaklık ortalamaları verilmiş, aylık sıcaklık değerleri verilmiş. Bunlara göre değerlendirme yapmamız isteniyor. D bölgesinde sıcaklığın 20 derecenin altına düştüğü hiçbir dönem yok. Bu bölge oldukça sıcak bir yer. Böyle bir bölgede buzulların etkili olması beklenmez. E seçeneğinde verilen bölgede yılın bazı dönemlerinde sıcaklığın 0 derecenin altına düştüğünü görüyoruz. C seçeneğinde verilen bölgede yine aynı şekilde bazı aylarda sıcaklık 0 derecenin altına düşmektedir. Fakat bu şekiller içerisinde, grafikler içerisinde sıcaklığın 0 derecenin altına düştüğü dönemin en uzun olduğu yer B seçeneğidir. Bundan dolayı diğerlerine göre buzulların daha geniş alan kapladığını söyleyebiliriz. Daha fazla etkili olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Görselde verilen yer şeklinin bulunduğu bölgelerle ilgili olarak yargılarından hangileri söylenebilir denilmiş. Böyle bir bölgede falezlerin bulunduğu bölgelerdir buralar. Dalgaların aşındırma gücü fazladır. Zaten falezlerin oluşması dalga aşındırmasının bir sonucudur. Oluşumunda gelgitin etkisi çok fazladır deniliyor. Falezlerin oluşması için gelgite ihtiyaç yoktur. Kıyıdan itibaren deniz çok çabuk derinleşir deniliyor. Falezlerin oluştuğu yerler kıta sahanlığının dar olduğu yani denizin birden derinleştiği bölgelerdir. Böyle yerlerde dalganın etkisi daha şiddetli olur. Bundan dolayı 1 ve 3 doğrudur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Yukarıda verilen yer şekillerinden hangilerinin oluşumunda buzulların etkisi daha fazladır denilmiş. Barkanların oluşumu rüzgar etkisiyledir. Rüzgar etkisiyle oluşan hilal şekilli kumullara barkan denilir. Haliçler gelgit olayının etkisiyle meydana gelir. Fiyortların meydana gelmesinde, fiyort tipi kıyıların meydana gelmesinde ve hörgüç kayaların meydana gelmesinde buzullar etkilidir. Bundan dolayı doğru cevabımız 1 ve 2'dir. A seçeneği doğrudur. Aşağıdakilerden hangisi akıntıları oluşturan etkenlerden biri değildir? Seviye farkı denizler arasında suyun yer değiştirmesine neden olur. Birbirine dar boğazlarla bağlanan ve beslenmesi iyi olan bir denizden beslenmesi zayıf olan denize doğru suyun akışının nedeni seviye farkı olabilir. Sürekli rüzgarlar okyanuslardaki büyük akıntıları meydana getirir. Gulf Stream gibi, Oyaşıyor gibi, Kuruşuyor gibi, Labrador gibi, Humboldt gibi akıntılar sürekli rüzgarların etkisiyle oluşur. Gelgit etkisiyle yani ay ve güneşin çekim etkisiyle sular yer değiştirir. Yoğunluk farkından dolayı tuzluluğun yoğunluğun fazla olduğu denizlerden yoğunluğun az olduğu denizlere doğru akım görülür. Fakat derinlik farkından dolayı akım meydana gelmez. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. Buzulların oluşumları ve hareketleri sırasında oluşturdukları aşınım ve birikim şekillerini glasyal coğrafya inceler. Glasyal coğrafyanın inceleme alanlarında unsurlarından hangileri bulunur denilmiş. Glasyal topografya buzulların etkisiyle ortaya çıkan topografyadır. Siltler buzulların açmış olduğu çukurlardır. Skayer tipi kıyılar kutuplara yakın yerlerde kıyı buzulların etkisiyle oluşan yer şekilleridir. Fakat dalmaça tipi kıyıların oluşumunda buzulların etkisi yoktur. Bundan dolayı 1 ve 2 diyoruz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisine ait bir açıklama verilmemiştir deniliyor. Kıyı okunun koy ve körfezlerin önünü kapatmasıyla oluşan göllerdir denilmiş. Lagünün tanımı verilmiş. Dağların kıyıya paralel olduğu yerlerde görülen dik yamaçlardır denilmiş. Falezin tanımı verilmiş. Gelgitkenliğinin fazla olduğu yerlerde oluşan kıyı tipidir denilmiş. Haliç tanımı verilmiş. Dalga ve akıntıların taşıdıkları malzemeyi kıyıda biriktirmesiyle oluşan yer şekilleridir denilmiş. Bu da kumsalın tanımı verilmiş. Fakat tombolanın tanımı verilmemiş. Tombola nasıl tanımlanabilirdi? Dalga ve akıntıların sürüklediği maddelerin
sığ bir kıyı önünde bulunan adayı karaya bağlamasıyla oluşan yer şekilleridir denilebilirdi. Fakat bununla ilgili bir durum yoktur, verilmemiştir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıda verilen farklılığın ortaya çıkmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Türkiye'deki akarsular döküldükleri yerde delta oluştururken Batı ve Kuzeybatı Avrupa'daki akarsuların delta oluşturmadıkları görülmektedir deniliyor. Türkiye akarsularının döküldüğü yer deniz olmasından dolayı delta oluşabilmiştir. Fakat Batı ve Kuzeybatı Avrupa akarsuları okyanusa döküldüğü için kıyılarında gelgit etkisi fazla olduğundan delta oluşamamıştır. Bunun yerine haliçler oluşmuştur. Yani ikisinin arasındaki farklılığı oluşturan etken gelgit genliğidir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Buna göre verilenlerden hangilerin oluşumu dalga biriktirmesiyle açıklanır denilmiş. Birinci şekilde verilen bir falezdir. Falezin oluşumu dalga aşındırmasıdır. Fakat diğerlerinde kıyı oku, tombolo ve lagün gibi şekiller oluşmuştur. Bunların oluşmasında önemli etken dalgaların biriktirmesidir. Bundan dolayı 2, 3 ve 4 doğrudur diyoruz. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Aşağıda verilen yer şekillerinden hangilerinin oluşumunda buzullaşma etkili değildir denilmiş. Sander, buzulların bulunduğu bölgelerdeki ovalardır. Durumlin, orta morenlerinin buzulların erimesiyle ortaya çıkmasıyla oluşan şekillerdir. Hörgüç kayalar, örtü buzulunun altındaki büyük kaya kütlelerinin aşınmasıyla ortaya çıkan yer şekilleridir. Tekne vadileri, bu da buzul vadisinin buzul tarafından aşındırılmasıyla oluşan yer şekilleridir. Fakat vat tipi kıyılar gelgit etkisiyle oluşan kıyılardır. Bundan dolayı doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu şekilde oluşuma sahip göller aşağıdaki ülkelerden hangisinde daha fazladır deniliyor. Sirk denilen çanaklara suların dolmasıyla oluşan göllerden bahsedilmiş. Bu tür göller ABD gibi, Endonezya gibi, Yeni Zelanda gibi ve İsviçre gibi orta kuşak ülkelerinde dağların yüksek kesimlerinde görülür. Fakat bu tür göller kutuplara yakın ülkelerde çok daha yaygın görülür. Örneğin Finlandiya'da yaklaşık 60 bin tane sirk gölünün var olduğu söylenmektedir. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneğidir. Bu şekildeki oluşum haritada numaralandırılan alanların hangisinde görülür denilmiş. Ada ile karanın kıyı oku tarafından birleştirilmesi sonucunda tombolo oluşur deniliyor. Tombolo'ya Türkiye'de iki önemli örneğimiz var. Bunlardan bir tanesi Sinop'tur. Diğeri ise Kapıdağ Yarımadası'dır. Burada verilen yerlerden 2 numaralı bölge Kapıdağ Yarımadası olduğu için doğru cevabımız B seçeneğidir.